Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size atıştırmalık kıtırlar yapacağım. Ben malzemeleri yarım yarım hazırlamaya başladım. Kurutulmuş domatesim var 100 gram kadar. Öyle onları minik minik küp küp doğruyorum. Bir kısmını doğradım zaten. 150 gram keten tohumum vardı öğütülmemiş. Onu da bir su bardağı ılık suyla beklettim. O böyle kendisi suyu da çekti. Biraz hamurumsu bir kıvama geldi. Kabak çekirdeklerim var. Onlar da 100 gram kadar. Bir de haşlanmış kara buğday kullanıyorum bu tarifte. Nasıl kullanıyorum kara buğdayı? Şöyle yaptım. Keten tohumunun yarısı, kabak çekirdeklerinin yarısı, 3 yemek kaşığı kara buğdayla beraber robottan geçirdim. Çünkü biraz hamurumsu bir yapıya tutması için ama aynı zamanda fırınlandığında da çıtır çıtır ağza gelecek taneli yapıya ihtiyacım vardı. O yüzden yarısını robottan geçirdim, hamur yaptım. Yarısını da böyle çıtır çıtır taneli bıraktım. Şimdi o elde ettiğim hamurumsu yapıyı kasemin içine alıyorum. Şuradan kaşık alalım. Şimdi kalan malzemelerden domatesimin küp küp olması eksikti. Onları da tamamlayalım. Sonra bütün malzemeler kasede yeniden birleşecek. Şimdi bütün malzemelerim hazır oldu. Önceden robottan geçirip hamur gibi yaptığım yarı malzemeye kurutulmuş domatesleri ekliyorum. Böylece aslında likopen eklemiş oluyorum. Keten tohumunu ıslattığımı söylemiştim. Onu da ekliyorum. Çekirdekler geliyor. Kara buğdayı sadece robottan geçirdiğim hamurun içinde kullandım. Bunu da bir daha kullanmama gerek yok. Şimdi bu malzemeyi incecik yaymam gerekiyor fırın tepsisine. O yüzden iki tane fırın tepsisine bölersek daha doğru olacak. Ben bir tanesini yapayım. Evet, şu anda incecik ve hiçbir boşluk kalmadan tamamladım. Şöyle size de iyice göstereyim ve fırına gidiyor. Atıştırmalık çıtırlarım fırından çıktı. Süre olarak kendiniz karar verebilirsiniz. Çok yanmayacak ama çıtır çıtır olacak şekilde şöyle bıçakla kolayca kesilebilecek bir üçgen yarattım ben. Sonuncu parçayı da koyuyorum. Yanında ayranla güzel bir ara öğün olduğunu düşünüyorum. Hadi bir deneyin. Afiyet olsun.